Herkese merhabalar. Arka bahçeme hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir yemek tarifim var. Bol sebzeli tepsi kebabı yapıyoruz. Hem çok lezzetli hem de yapımı oldukça kolay hazırlanan bir yemek. Buyurun yapımına geçelim. Tepsi kebabımız için gerekli malzemeler 350 gram kadar kıyma, 2 adet soğan, patlıcan, patates, biber, domates ve sarımsak var. Bunları küçük küçük doğrayacağız. Bu malzemelerden 10 kişilik bir yemek çıkıyor. Sebzelerimizi minik minik doğrayalım. Bu yemeğin tek zor kısmı sebzeleri doğramak. Onun dışında yapımı çok kolay. Soğanları minik minik doğradıktan sonra pişireceğim tepsinin içerisine soğanlarımı alıyorum. Doğrayacağım bütün sebzeleri tepsinin içerisine alacağım. Daha sonra tepside harmanlayacağım. Patatesleri de yine aynı şekilde minik minik doğrayalım. Bunun içerisine kabak da ekleyebilirsiniz. Evdeki sebzelerle rahatlıkla hazırlayabileceğiniz çok bereketli bir yemek. Bu malzemelerden 10 kişilik yemek çıkıyor. Siz dilerseniz malzemelerin yarısını kullanarak daha az da yapabilirsiniz. Yemek yapmayı bilmeyen bir insan bile rahatlıkla bu yemeği yapabilir. Bu yemeğin tek uğraştıran kısmı sebzeleri minik minik doğramak gerisi oldukça kolay. Biberleri de yine aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. 350 gram kıyma kullanarak oldukça bereketli bir yemek hazırlıyoruz. Domatesleri de minik minik doğradım. Bu yemeğin olmazsa olmazı bana göre sarımsak. Sarımsak inanılmaz bir lezzet katıyor. Mutlaka sarımsakla denemenizi tavsiye ediyorum. Bütün sebzeleri minik minik doğradıktan sonra tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine kıymayı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum baharat olarak. Üzerine 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 1,5 çay bardağı su ekliyorum. Daha sonra bütün malzemeleri elimle yoğuruyorum. Çok fazla bastırmadan karıştırıyorum. İyice bir karıştırmamız lazım. İyice karıştırdıktan sonra tepsiye düzgün bir şekilde yayıyorum. Tepsinin her tarafına eşit bir şekilde güzelce yaydıktan sonra üzerini yağlı kağıtla kapatacağım. Yağlı kağıdı ıslatıyorum. Elimle iyice suyunu sıktıktan sonra tepsinin üzerine kapatıyorum. Daha sonra 200 derece fırında ortalama 40-45 dakika boyunca yemeğimi pişireceğim bu şekilde. 40 dakikanın sonunda yemeğim pişti. Üzerindeki kağıdı kaldırıyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Buna dikkat edin. Ve şimdi üzerine 100 gram kadar rendelemiş olduğum kaşar peynirinden serpiştiriyorum. Tekrar fırına gönderip bir 10 dakika daha pişirdikten sonra servis edeceğim. 10 dakika sonra yemeğimi fırından aldım. Çok güzel bir şekilde kızardı ve bol sebzeli tepsi kebabımız servise hazırdır. Yapımı çok kolay, inanılmaz lezzetli ve çok bereketli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Sebzeleri çok güzel bir şekilde piştiler. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.